hocam bugün Ramazan Şerif'in 22. günü. Bu akşam 23. akşam olacak. 23. gecesi. Bir hesap var biliyorsunuz. İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin bir de Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin Ramazan Şerif Perşembe günü başlarsa bu sene olduğu gibi 25. gece Kadir gecesidir. Olma ihtimali vardır. Onların keşifleri bu yani. Bilemiyorsunuz bu yaşa geldiniz hala da tutamadınız değil mi? Kadir gecesi. İşte yakalayamadık. Sizin keşfiniz varsa hani onu en azından. Var benim keşfim. Siz baştan söylediniz ya. Her akşam ihya ettim diye kesin yakalıyorsun. Tamam mı? Kesin yakalıyorsun. Olabilir. İhtimaldir. Olabilir. Ama mesela bu büyükler de şimdi diyelim ki ilham edilmiştir. Yaptığı hesaplar vardır. Onlara göre buyurmuştur. İsabet ettiği de olur, etmediği de olur. Bunların da üstünde mesela İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam Hazretleri'nin içtihatları da var. İmam-ı Şafii Hazretleri 17. gece diyor. İmam-ı Azam Hazretleri 27. gece. Fakat her ikisi de çok vaki olur burada buyuruyorlar. Dikkat etsen kesin demiyorlar. Çok vaki olur. Peki 17'sine isabet etmiş mi? Etmiş. 27'sine isabet etmiş mi? Etmiş. Ve Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Kadir gecesinin isabet ettiği gecelerin de ayrı bir kıymeti olur. Bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi ben Balıkesir Gönen'de vazife yaptım. Mehmet Şefik'in Gönen'de doğmuş. Ünlü hikayeci, edebiyatçı. Evet. Şimdi Gönen'de doğdu diye. Gönen Ömer Seyfettin Lisesi, Gönen Meydanı, Gönen İlkokulu. Ömer Seyfettin İlkokulu. Gönen Ömer Seyfettin İlkokulu. Ömer Seyfettin baklavaları. Peynirleri. Ya Osmanlı da kaldı orada da hiç kimse demiyor Osmanlı. Şimdi bunu şimdi misal verdim. Hani meşhur bir kimse bir yerde kaldıysa, şey lokantalarda falan da var. Adam hususi köşe yapmış böyle. Orada meşhurlar gelirse fotoğraf çekiyor, onlar oraya koyuyor, yazıyor falan. İşte bizim lokantamızda çorba içti. Tamam mı? Bizim çorba içti. Ya diyeceksiniz ne alakası var da getirdiniz bunu, aynı şekilde böyle söylediniz. Ya insan olarak biz meşhur veyahut da şöhret sahibi yahut da alim, meli, bizzat evimize, dükkanımıza teşrif ettiği zaman mahallemize, köyümüze, kazamıza şey yaptığı zaman o oranın bir gurur vesilesi oluyor. Değil mi? Şimdi Kadir gecesi çok mübarek. Dolayısıyla Ramazan ayı kendisi mübarek. Her gecesi de mübarek ama bir de Kadir gecesi mesela Ramazan'ın 17'sinde misafir olmuş. 27'sine misafir olmuş. 23'üne, 25'ine misafir olmuş. Dolayısıyla hani İslam alimleri buyuruyorlar ya, eğer Kadir gecesi bu gecelere isabetliyse bunların ayrı bir kıymeti daha oluyor. Tabii ayrı bir kıymet daha oluyor. Mesela diyelim ki sizin başmakçıda eve Cumhurbaşkanı Turgut Özal gelmiş rahmetli diyelim ki teşrif etmiş değil mi? Mesela. Şimdi oranın ayrı bir başmakçıda bir havası olur. Türk'ü dozal misafir oldu ev burası değil mi? Yani biz senin için övüş meseliyoruz. Böyle bir durum söz konusu olur. Şimdi günler içinde öyle. Günler içinde öyle. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Allah-u Teala gizlemiş. Mesela çok hadis-i şerifler var. Bir soruyor diyor ki ayın biriydi geçti. Birisinde üçüydü geçti. Buyurdukları olmuştur. Yani birine de isabet edebiliyor, üçüne de son isabet üçte birinde, 20'sinden sonra arayında buyuruluyor. 21, 23, 25, 27, 29 olabiliyor. Olabiliyor. Bunun için bizim o bildirdiğimiz formül kesin formül. Tamam. Şimdi biz radyoda anlattık. Evet. Ertesi günü baktım bir tanesi telefonda mesaj yazmış. O radyoda anlattığınız nasıl değerlendirecek bir yazabilir misiniz? Ya Allah'tan korkun. Acıyın yani. Biz yaşlı bir adamız. Şimdi zaten şeyin telefonun o klavyesi küçük. Bizim parmaklar da iki harfe birden basıyor falan. Bizi çok meşgul ediyor. Yoruyor. Onu yapmayın.
Telefondan cevap istemeyin. Ha, istemeyin o şekilde. Ha, bilgisayardan maille gönderdiğiniz zaman o rahat bir ekranda geniştir. Klavyesi de aynı şekilde şeydir. Rahat olur. E bir de şu var. Yani mesela 100 kişi telefondan aynı şekilde öyle yazılı cevap beklediği zaman düşün. Ben hiç oradan kalkmamam lazım değil mi? Hiç. Kıpırdamamam lazım. Yayına gitmemem lazım. Yememem, içmemem, uyumamam. Öyle olması lazım. Onun için hani bir şey talep ederken, bir şey isterken bazen bakıyorsun öyle bir şey istiyor ki. E diyor ki şuna video yazabilir misin falan. E kitap var bir arkadaşım ya. Kitap var. Biz boşuna aynı şekilde yıllardır saadete bir değil, saadete bir değil demiyoruz ki. Mesela bugün dinleyicimiz özür dilerim dedi, sizi yoruyoruz dedi. Çünkü bunu sahur programında da TGRT'nin televizyonun sahur programında da soruldu. Yani dedi bizi dinlemiyorlar. E dinlemesi dinlemesin. Biz 1982'den itibaren hep bunun doğrusunu aynı şekilde anlattık durduk. Paşa gönlünüz bilir. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Vebal size aittir. E devlet niye için? Devlet senin derdin değil mi? Adam geldi devletin sırtını dayadı. 1982 senesinde namaz vakitleri oynadı çekti gitti. E ondan sonraki gelen de devlet memuru. Ben dokunursam acaba benim makama bir şey olur mu? Ayağımı kaydırırlar mı? Adam onun derdinde. Yani Allah-u Teala'nın rızasını gözeten bir kimse söz konusu değil. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. E ondan sonra vebali onlar olsun. Yok ya vebali onlar olsunmuş. Doğrusu anlatılıyor. Sen hale almıyorsun ve iş yapmıyorsun. Şimdi dinleyicimiz diyor ki efendim diyor, biz anlatıyoruz ama kimse bizi ilgilendirmez ki o. Biz senelerden anlatıyoruz. Mesela ağzında dolgusu olan, kaplaması olan Hanefi mezhebinde, Hanbeli mezhebinde bu kimsenin kuşlu olmaz diyoruz. Cenabetten kurtulamaz. Bunun cenabetten kurtulması için Maliki veya Şafii mezhebini taklit etmesi lazım. Olur mu canım işte olmaz mı canım da falan. Manu ne yapsın işte ne olur işte. Biz doğrusunu söylüyoruz. Gerisi senin ilgilenir. Yarın ben de toprağın altına gireceğim. Ben de hesap vereceğim. Allah-u Teala bize de soracak. Siz bunun doğrusunu biliyordunuz. Niye söylemediniz? Ya Rabbi kabul etmiyorlardı. Kimse dinlemiyor mu diyeceğiz falan. Allah-u Teala size ne der ya? Peygamberlere bile aynı şekilde. Allah-u Teala en çok sevdiği Habibim buyurdu. Muhammed Aleyhisselam'a mesela amcasının iman etmesi için yalvardı, dua etti. Sen ona karışma. O benim işim buyurdu. Sen vazifene devam et dedi Allah-u Teala. İşine bak dedi. Tebliğine devam et dedi. Biz de işimize bakarız. Bu son işte TRT'nin hazırlamış olduğu tarihi filmler vardı orada. Elhamdülillah yani doğrusunu bildirdiler. Biz zaferle değil seferle emredildik. Ya bu İslamiyet'in bildirmiş olduğu genel hükümdür. Bizim vazifemiz sebeplere yapışmak. Kalpleri çevirecek Cenab-ı Hak. 20 senedir yayın yapıyoruz efendim. İnanan da vardır, inkar eden de vardır. İnanıp seven de vardır, inanmayıp aynı şekilde söven de vardır. Öldürmek isteyen bile vardır. E olabilir. Bu insanların içerisinde bunların hepsi olacak. Peygamberler öldürmek istemediler. İstediler tabii ki. Dolayısıyla dünya imtihan yeridir. Hani bazen dinleyicilerimiz, efendim diyor bir söylüyor da diyor kabul etmiyor, inanmıyor falan. Onu anlat vereyim vakitte dolu da Allah rahmet eylesin Ebu Arabiler anlatırlardı. Bir zat talebesine aynı şekilde yetiştiriyor, kemale erdiriyor, icazet veriyor. Bugünkü şeyle vazife veriyor yani artık diploma veriyor. İşte talebe en son olarak diyor ki efendim son bir nasihatınız var mı bize? Var evladım diye bekle. Neyse şey yapıyor hazırlık yola çıkmadan önce dönüyor o talebesine evladım diyor. Zinhar sakın ilahlık davasında ve peygamberlik iddiasında bulunma. Talebe donup kalıyor. Bu ne demek hocam diye anlamadım. Evladım buyuruyor. Benim dediğim olsun dersen ilah davasındasın. Çünkü bir tek Allah-u Teala dediği olur. Onun dışında hepimiz mahlukuz. Beni inkar eden cehenneme gitsin diye düşünüyorsan o zaman da peygamberlik iddiasındasın. Ondan sonra ilahlık davasında ve peygamberlik iddiasında bulunma. Dolayısıyla biz efendim anlattık işte tamam o adam olacak falan çok öyle bir şey yok. Biz anlatırız. Kabul eder eder etmez etmez reddeder. Paşa gönlü bilir. Anlatmak, kitap vermek, doğruyu göstermek biliyorsak bizim vazifemiz Allah-u Teala bize de hesap soracak. Biliyordun niye anlatmadın? Biliyordun doğru kitabı niye söylemedin? Veya o kitabı niye vermedin? Biz söylüyoruz. Yer veriyoruz. Kadir Gecesi sebebiyle de olsun Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah hani bu işlerle meşgul olan arkadaşlar var. O arkadaşlar kitap dağıtıyorlar. Dinleyicilerimizden de destek olanlar var. Allah-u Teala onlardan da razı olsun. Destek olanlar da var. Yani kendileri dağıtan da var.
Ya benim gücüm yetmiyor diyor. Ben para göndereyim aynı şekilde siz dağıtıverin diye diyenler de var. Bu din hepimizin, herkes yaptığının karşılığını toprağın altında görecek. Ve şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Mesela peygamberler çırpılmışlar. Olsun onların varisleri çırpılmış. Ha diyorsun, bakıyorsun böyle hayatlarını okuyorsun. Yani bunlar deli mi nedir? Ha bir hakikati iyi anlamışlar. Biz kendi irademizle bu dünyaya gelmedik. Kendi irademizle de buradan gidici değiliz. Ve Allah-u Teala bize birçok nimetler ihsan etmiş. Yeme, içme, giyinme, kuşanma neyse. Bunların hesabı sorulmayacak. Tabii soracak. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Hocam. Efendim, birinci bölümdeki dinleyicilerimiz sorularıyla devam ediyorduk. İlk dinleyicimiz Ramazan-ı Şerif'te dedi. Mesela yolcular veya vazifesi itibariyle ülkeler arası giden veyahut da vilayetler arası giden mesela diyelim Van'da sahuru yaptı, uçağa bindi, İstanbul'a geldi. Vallahi İstanbul arasında bir saat fark var. Sahuru orada yaptı, İstanbul'a geldi. Bekleyecek mi şimdi? Van'a göre mi yapacak, İstanbul'a mı göre mi? İstanbul'a göre yapacak. Nerede akşam olduysa orada. Bunun tersi de olur. İstanbul'da aynı şekilde sahur yaptı. Van'a gitti. Van'a göre iftar edecek. Hatta daha doğuya gitti. Ülkeler arası gitti. Onun için ben de bazen pilotlara, şeylere falan böyle yurt dışına gideceklere hep söylüyorum. Sahurda batıya doğru yolculuk edin. İftarda da doğuya doğru yolculuk edin. Bunun tersi olursa yanlı günüm keten elma diyorlar ya. Gün bitmez yani. Şimdi İstanbul'dan sahuru yaptın, uçağa bindin, Amerika'ya gidiyorsun. Git babam git, git babam git. Artık 18 saat, 19 saat, 20 saat. Uza babam uza. Uza babam uza. Ama İstanbul'da sahuru yaptın, Hindistan'a gidiyorsun. Tayvan'a gidiyorsun. 3 saat falan atıyor. 1 saat önce iftar ediyoruz onun için. Van'a bile buradan gitsen 1 saat atıyor. 1 saat atıyor. Ama öyle de olsa böyle de olsa gidilen yere göre mi iftar yapılır? Tabii gidilen yere göre iftar yapılır. Havadaki kişi... Güneş batmadıkça iftar edemez. Edemez. Devam ediyor, güneşi görüyor. Hakikaten görüyor ya. Ben kaç defa aynı şekilde o yorgunlukta Avrupa'ya falan giderken dikkat ediyordum. Allah Allah, güneş duruyor. Aşağıdakinde battı. Ama yukarıda gözüküyor. Gözükücü. Kadın evde itikaf edebilir mi? Evet, itikaf edebilir ama itikafın şartları var. Mesela erkek camiye gidip itikaf etmeye girdiği zaman itikaf niyetiyle giriyor, konuşabiliyor. Ondan sonra orada yatabiliyor. Sadece ihtiyacı için, helal ihtiyacı için falan dışarı çıkabiliyor. Onun dışında uykusu geldiği zaman orada yatıyor. İtikaftan murat ne olsa diye ibadet yapmak. Başka bir şey yapmıyor. Sadece ibadetle meşgul oluyor. Evde de kendisini bir odaya şey yapar. Yeme içme zaten evin içerisinde bir helal ihtiyaçları için o odadan dışarı çıkar. Uykusu gelirse o odada yatar. Yani kalkar, ne olur, Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar, tesbihatta bulunur, din kitaplarını okur. Bunlar hepsi ibadettir. Bunlar mı yapar ve bunları yapar. Ramazan-ı Şerif'in son üçte birinde mi itikafa girilmesi tavsiye ediliyor? Neyin? Ramazan-ı Şerif'in son üçte birinde mi itikafı tavsiye ediliyor? Kitaplarda baştan, baştan da yapılabiliyor. Sonunda da aynı şekilde tavsiye ediliyor. Çünkü şeyde kitaplarda işte ilk 10 günü, ikinci 10 günü, son 10 günü için bildirenler var. Bildirilenler var. İlk 10 günü rahmettir, ortası mağfirettir, sonu cehennemden azattır diye anlatılıyor kitaplarda. Yani sonu cehennemden azat olan, buraya bir nokta koyun. Mesela sabah ve akşam değişen kiram-ı kiyatın melekleri var insanın yanında bulunan. Mesela bazı din büyükleri o vakitlerde çok dikkat ederlermiş. Mesela akşam namazını, sabah namazını çok dikkat ederler. Buna ilaveten de şey de kılarlarmış yani. Hep namazda olurlar mesela sabah namazından önce. Namaz kılarlar. Veya farzından sonra kaza kılarlar. Akşam namazından sonra nafile kılınır. Çünkü melekler değişirken namaz kılarken görsünler.
Çünkü meleklere sorarmış, kolumu ne halde buldun? Ya Rabbi, namaz kılarken aynı şekilde bulduk. Gelirken de namaz kılarken bıraktık geldik. Niye böyle titiz davranırlarmış? Bu sebepten dolayı şeyde hani itikafa niyet edildiği zaman mümkün mertebe şeyin Ramazan-ı Şerif'in sonunda da başında da olabiliyor ama sonunda artık cehennemden azat olma zaman dilimi. Yani orada ibadet halinde bulunmak hani din büyüklerinin böyle bir tavsiyesi olmuş. Efendim ben ortasında yaptıydım dedik. Olur. Başında yaptıydım. Olur. Söz konusu değil. Ramazan-ı Şerif'in dışında olmaz mı? Olur. Bir ev hanımı diyelim. Evinde itikaf yapar. Bir odasını ayarlar. Orada itikaf yapar. Peki çoluk çocuğu var. Yemek yapması lazım. Demek ki itikaf yapabilecek durumda değil. Ha. O zaman yapmaz. Yapmaz. Çünkü bozacak o. Aa, yemek mi yapmayacağım? Arkadaşım geldin sen işi yani şey sığırından çıkardın. Yapamayacaksan başlamayacaksın. Yapamayacaksın. Ya onun şartlar var. Sadece ibadetle meşgul olacaksın. İtikaftan maksat odur buyuruluyor. İtikaftan maksat o. Sadece kendi yeme içme hele şey yapma. Onun için çıkabiliyor. Onun dışında şey yapmıyor. Hatta yeme içme konusunu bile yanına getirir. Odasına götürür koyar. Onun için özel olarak mutfağa gidip de yemek hazırlayabilmeli falan yok. Hani bu durumda söz konusu değil. Dileyicimiz, gerçi biz cevap verdik de iftara acele etme. Yıldızlar görülmeden önce iftar edince gene acele edilmiş olur. Ya bu enteresan bir şey ya. Hangi akla hizmet etti? Adam 1982 senesinde geldi, imsak vaktini değiştirdi. Sabah namazının vaktini çekti. Yani şimdi öğrendi vatandaşı, imsakta kurtardı. Bu sefer iki senedir de akşamı öne aldılar. 2-3 dakika önce okuyorlar. Yani imsakta kurtarsa vatandaş akşamla aynı şekilde gidecek. Hani şimdi dinleyicimiz diyor ya işte devlet niye bunu? Devletin öyle bir görevi yok. Bir derdi de yok. Laik devlet. Laik devlet. Netice. Tamam. Öyle bir derdi yok. Yani mesela devlet kurumları, diyanet. Hani ibadetin kurtulsun şunu. Onun öyle bir derdi yok. Öyle bir derdi yok. Görevlilerin de yok zaten. Mesela ben çok en çok görevlilere kızıyorum. Diyanette görev almış. Ya Allah Teala sana böyle bir vazife vermiş. İhsan etmiş. Hiç olmazsa Allah rızası için doğruları bildirdi, doğruları anlat. Yani sana gelen cemaati, sana gelen şey. Yok, o da öyle değil. Ben aynı şekilde bir şey yaparsam işte suya sabuna dokunmadan bu koltuğumu nasıl korurum? Onun derdinde. Koltuğumu nasıl korurum? Ve oturduğum koltuğun bir üstünde bir koltuk varsa oraya nasıl çıkarım? Onun yalakalığı ve onun derdinde. Dolayısıyla din gayreti veyahut da dinin emir ve yasakları doğru öğrenilsin. İnsanların orucu kurtulsun, haccı kurtulsun, namazı kurtulsun. Öyle bir dertleri yok. Bunu yapanlar o zaman da mesela işte soranlar olmuş. Sonraki gelenler de işte böyle sorular sorulunca kolaylaştırmak için işte takvim değiştirdik filan. Diyorlar. Uyduruyorlar tabii. Neresi kolaylaştırmak değil. Yani 2-3 dakikanın neresini kolaylaştıracaksın? Değil mi? Birisi o. Madem yaptın 3 saat yap da tam kolay olsun yani. İkindi evet. Vaktinde açalım. Veya tokuşluk vaktinde sahur yapalım. Değil mi? Odur kolaylaştırmak. 3 dakikayla sen sadece ibadeti bozmuş oluyorsun. Evet. Başka bir şey değil yani. Yani kim inanır senin bu sözüne değil mi? Tabii. Kolaylaştırıyormuş. Hem senin yetkin mi? Oruç tutmayı ve orucun başlayış ve bitiş vaktini o emri veren yani Allah-u Teala bildiriyor. Senin de benim de hiç kimsenin orada bir dahil söz konusu değil. Yetkili değil. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. O tabi hadis-i şerif var. Öyle zaman gelecek ki o zamanki din adamları çok zaruri olan herkesin bildiği şeyler sorulabilir diye. Ya diğerlerini sormayın buyuruyor Resulullah Efendimiz. Çünkü adam dinle alakası İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle kendini din adamı sanmasıdır. Dinle alakası buymuş bu onların. Dinle alakası kendini din adamı. Yani dinle alakası ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi olması veya diyanette vazife almış olması, imam okulunda vazife alması, Kur'an kursunda vazife alması veyahut da sarıklı sakallı cübbeli olması. Dinle alakası sadece bu. Başka dinle bir alakası yok. Din gayreti yok. İcraat yok. İcraat yok. Allah böyle böyle şeylerden hepimiz muhafaza buyursun inşallah. Efendim
Bunlar da saldırmada da aynı şekilde şey yapıyorlar. Sırtlarını devlet dayayınca ve belli bir yerin merkezin ipi boyunlarında varsa bakıyorsun bunlar aynı şekilde ötüyor. Öt. Toprağın altında öttürürler adamı. Değil mi? Hem de öttürürler. Efendim gelelim son dinleyicimiz suallerine. Eşya piyangosundan hani çıkan dedim, biliyordum da den dedi, oldu böyle bir şey dedi, böyle bir dolap çıktı veya bir şey çıktı, ne yapacağız? Fakire vereceğiz, tövbe edeceğiz. Fakire vereceğiz, tövbe edeceğiz. Eşya piyangosu derken acaba yanlış bir şey mi ifade ediyor dinleyicimiz? Piyango olmayabilir, bir çekiliş yapılmıştır, hediye vermiş olabilirler. Buna piyango diyor olabilir mi? Yani bir iş yeri mesela. Hı hı. Çalışanların arasında çekiliş yapıyor, sana dolap. Buzdolap. Buna piyango diye olabilir mi acaba? Eğer böyleyse bu dinimizin men ettiği kumana giren o piyango şeyine girmez. Hatta Salih David Ebediye'de de İslam Ahlakı kitabında sigorta vasfı var, orada da anlatırken mesela bir iş yeri kendi çalışanlarından bir satış mağazası müşterilerin arasından hepsine hediye veremeyecek. Diye ki işte bizden alışveriş yapan şu ana kadar bizden fiş aldı, o fişleri topladı, bizde de onu gösterdi. Kaydettirdi. 1000 liralık alışveriş yapmış mesela. Ben bunlara hediye vereceğim ama hepsine vermeye gücüm yetmiyor. Kura çekeceğim dedi. 5 tanesine vereceğim. Şimdi diyorlar ya piyango çek diyor. Evet. Ona da piyango çek. Bu piyango değil bu. Ona gücü yetiyor da onlara hediye verdi. Verebilir. Bunun herhangi bir mahsulü. O iş yerinin artık bir ihsanı ya da hediyesi. İhsan, hediyesidir. Dolayısıyla böyleyse bunu kullanabilir. Mahsul yok. Ama yok öyle değil de mesela bu piyango biletleri gibi biletler satıldı gitti aldı. Ondan sonra bunun biletine de işte buzdolabı çıktı mesela. Öyle piyango. Öyle bir çıktıysa. O da fakire verilir. Bu ne tövbe edilir. Kuruyorum. Efendim zamanıma sana kalkamadık dedi. Yani dedi buna benim hatırımda kalan bir şey var ama dedi nasıl niyet etmemiz lazım. Biz söyledik o anda ama telefon kapandı herhalde, kapattı dinleyici veyahut da bizden düştü bilmiyoruz. Mesela bugün sabah namazına kalkamayan bir kimse bunu sünnetiyle beraber öğleye bir saat kalana kadar kaza eder. Mekruh çıktıktan sonra. Güneş doğduktan bir saat sonra. Evet. Öğleye bir saat kalır. Evet. Doğru. O zaman dilimi içerisinde sünnetiyle beraber kaza eder bunu. Nasıl niyet eder? Niyet ettim bugün kılamadığım sabah namazının sünnetini kaza etmeye. Niyet ettim bugün kılamadığım sabah namazının farzını kaza etmeye. Böyle niyet eder. Evet. Öğle vakti girince kaza edecekse hatırına geldiyse sadece farzını kaza eder buyuruluyor. Bir de yani fıtra yerine aynı şekilde şeker olur mu? Hem şeyde kitaplarda o geçmiyor. Ancak hani bir çuval şeker verdim olur mu? Bir çuval şeker verdim olur. Olur da altında devrim yaptıktan sonra. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.